Manas Üniversitesi'nin Türkologiya bölümünün birgelikte ötkörülüp jatkan Türk dünyasının çıkan Türkologu Profesör Doktor Tüncer Gülensoy'un jarkın elesine arnalgan 9-cu el aralık simpozyumuna hoş geldinizdir. Barınızdakı belgülü 23-cü sentyabrda Kırgız Tili Günü, 26-cı sentyabrda Türk Tili Günü'nün oturulaptağı uşul simpozyum ötkörülüp jatat. Bizdin Salkaylan Tengir Çörü'ge belgülü olup kalan jaş Türkologdordun el aralık simpozyumun ötkörülü maksatı da uşul jerde oturgan jaştar, uşul sizlerden bir araga gelip akademiyalık çörüge aralaşıp birbiriñizderdin ушул кайсы илимий багытта иштеп атканыңыздарды, кандайча иштеп атканыңыздарды угуп, суроолорду берип, ошолорго тайманбастан өзүңүздөрдүн баяндамаларыңыздарды темалар боюнча коргоп, жаттап, ошондой эле таанышып бири-бириңиздерге ошондой бир чөйрөнү уюштуруу максатыбыз. Dokuzuncusu düzenlenen sempozyum bizim için ayrı bir öneme sahip. Niçin? Çünkü öncelikle 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlangıcındaki ilk sempozyum. Bu yönüyle önemli. Ayrıca başkanımızın söylediği gibi 6 ülkeden 70'ten fazla bildirinin sunulduğu bir sempozyum. Uluslararası bir sempozyum, uluslararası bir üniversitede misyonuna uygun olarak yapılmakta. Bu da gerçekten bizim için çok değerli. Tuncel Gülensoy hocam, Allah rahmet eylesin, 1979 yılında talebeliğim Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni Ankara'da öğrenci olduğumda hocamızın öğrencisi olduk. Buraya gelmeden önce ve Elazığ'a gitmeden önce hoca oradaydı. Kendisinden Osmanlı Türkçesi dersini aldım ama onun dışında da hoca öğrencileriyle çok ilgilenirdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel olmuş hocamızın adına atfedilmesi bu programın. İyi düşünülmüş. Sizler de sağ olun. Birkaç cümlede Türk Dil Kurumu ile ilgili söyleyeyim. Türk Dil Kurumu Atatürk'ün yönlendirmesiyle, direktifleriyle kurulmuş, 1932 yılında kurulmuş bir kurum. Önemi bir devlet başkanının kurdurmuş olması. Bütün devlet başkanları kültüre önem verirler. Yani kültür çok önemlidir. Gerçekten önemlidir. Önem verirler. Ama Atatürk bir kurum kurdurmuştur. 32'de 12 Temmuz 2 ay 3 ay sonra kurultay toplamıştır 26 Eylül'de. 10 günlük kurultayı bizzat takip etmiştir bir devlet başkanı. Hatta oraya gelen bildirilerin hepsini önceden almış, okumuş ve okutmuştur. Dinlemiş, notlar almıştır. Bir devlet başkanından bahsediyoruz. Ve vefatında da açılan mirasını, kendi şahsi mirasını biliyorsunuz, kendi kurdurduğu iki kuruma, Dil Kurumu'yla Tarih Kurumu'na bütün mirasını bırakmıştır. Yani böyle bir kurumun şimdi sizlere hizmetini sunuyoruz.